gözünüze görülen, kulağınıza duyurulan, okuduğunuz, dinlediğiniz her bilgi aslında sizinle ilgili ve ilişkilidir. Bakın özellikle bilişsel yenilenme metodu tam da bu dediğimin üzerine kurulu. Bir yaprak yok yere düşmesi Allah'ın bilgisi dahilinde olmasın üzerine kuruludur bilişsel yenilenme metodu. Her halin ve her durumun bir zahir bir batın yönü vardır. Yani bir görünen bir de görünenin ötesinde hakikati ihtiva eden bir yönü vardır. Düşünceler, kişiler, durumlar, olaylar aslında Allah'ın senin nefsinde gizli kalmış, kendini bilmediğin tarafını zuhur ettirip gösterdiği şeylerdir. O zaman biz sürekli şu içinde bulunduğumuz döngülerden bahsediyorsak ve o döngüleri kırmak istiyorsak... Karşınıza çıkan bilgileri yabana atmayın. O bilgi size hatırlatılmıştır, sizinle ilişkilidir. Yani birçok şey bize hatırlatılıyor, bizimle ilişkili, gözümüzün önünde gerçekleşiyor da üstümüze alınmıyoruz biz birçok şeyi. Ya da bana ne diyoruz, aman ne alaka diyoruz. Bir şekilde içinde bulunduğumuz duyguyla o durumdan uzaklaşıyoruz. Gözünüze görülen, kulağınıza duyurulan, okuduğunuz, dinlediğiniz her bilgi aslında sizinle ilgili ve ilişkilidir. Sizinle ilgili ve ilişkili bir şekilde size olduğu için gösterilmiştir, duyurulmuştur, bildirilmiştir. Burada bana ne demekle bu ilişki bitmiyor ama demek ki hani her şeyin bir vakti var. Onu bilme, duyma enerjisinde olmayan kişi ya da o bilginin hayatına katacağı durumla, halle, şu andaki hali eş olmayan, denk olmayan kişi duymuyor, görmüyor, bilmiyor. Bakın ben hani derim ya, hep hayatım boyu okuyarak geçirdim, hala da okuyarak geçiriyorum. Aynı okuduğum şeyleri, özellikle mesela işte Risale-i Nurları 4 bitmiştir, 5'e geçmişimdir, hala da okuyorumdur, başka kitapları. Her okuduğumda aynı kitabı okusam bile başka bir bilgi anlarım orada. Aynı cümlede. Derim bu bunu da demek istiyor derim. Bunu çok fazla Risale-i Nurlar'da deneyimlerdim ben. Şimdi Arabi'de de deneyimliyorum. Ya da kendi yazdığım şeylerde deneyimliyorum. Yani daha önce yazmışım. Mesela işte ben defterlerim benim meşhurdur. Defter bitiririm ben yazarım. Kendimce hatırladığım bilgileri, işte ilham gelen bilgileri. Ama sonra bakarım, oradan çok başka bir bilgiye erişirim. Orada bilgi hep saklı duruyordur aslında. Ama sen onu görebilecek, duyabilecek, algılayabilecek ya da o surette anlayabilecek titreşim ve frekansa sahip olmadığın için suretler farklı olunca, bilgiyle kişinin sureti başka olunca kişi ne yapıyor? Ondan bir haber alıyor. Bakın özellikle bilişsel yenilenme metodu tam da bu dediğimin üzerine kurulu. Hayatta hiçbir zaman tesadüf olmadığını, her şeyin tevafuk olduğunu, yani her şeyin ilahi bir nizam içerisinde işlediğini, bir yaprak yok yere düşmesi Allah'ın bilgisi dahilinde olmasın üzerine kuruludur bilişsel yenilenme metodu. Hayatınıza çıkan bütün iyi ya da kötü hadiseler, iyi ya da kötü kişiler, iyi ya da kötü durumlar, haller, suretler, aslında sizin o anda görmeniz gereken, duymanız gereken, bilmeniz gereken, vakıf olmanız gereken durumla ilişkilidir. Ancak her halin ve her durumun bir zahir, bir batın yönü vardır. Yani bir görünen, bir de görünenin ötesinde hakikati ihtiva eden bir yönü vardır. Şimdi Allah da nitekim hem zahir hem batın ismiyle, değil mi, bizi kendinden haberdar ediyor. Ve hep de bunu söylüyor. Hani senin bir amelin vardır, bir de o ameli yaparken niyetin vardır. İşte niyetler amellerin ruhudur der Arabi. Şimdi o yüzden hep aynı ameller aynı niyetlerle taçlandırılmadığında farklı sonuçlar elde eder. Peki niyet neye bağlı? Kişinin kalbindeki ne bağlı ve bunu ancak kişi bilebilir. Kişi bile çoğu zaman bilemez. Arkadaşlar burada özellikle
bazen okuduğum kitaplara soruyorsunuz. Fütuhat-ı Mekke'nin 18. cildinde Arabi burada fitnelerden bahsederken sonra şunu söylüyor. Diyor ki insan nefsinde pek çok şey bulunur. Allah onu bu özelliklere ve hallere göre yaratmıştır. Yani insanın nefsidir hayatındaki varoluş şekli, ailesi, ırkı, soyu, bulunduğu, yaşadığı çağ, zaman, vakit, içinde bulunmayı iradesiyle seçtiği her hal ya da içinde bulunmayı iradesiyle seçmediği halde içinde bulunduğu her hal insanın nefsinde var olan şeylere göredir arkadaşlar. Bu durumda Allah şöyle Neml suresi 25. ayette göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğini ve açıkladığını bilen Allah ayetinde ifade edilir. Yani sizde bulunup sizden ortaya çıkan veya sizde bulunduğu halde sizde gizli kalan fakat sizin bilmediğiniz şeyler vardır. Kul bunların kendi nefsinde bulunduğunu bilmediği sürece Allah onun nefsinde gizlediği şeyleri sürekli izhar eder durur. Bakın bu cümle gerçekten bilişsel yenilenmenin bakış açısını destekleyen ve bizim orada sürekli ifade ettiğimiz durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hani bazen benden danışmanlık alanlar okuma yaptığımızda ya da bazen böyle çıkıp konuştuğumuzda itiraz edenler ya ben hiç öyle biri değilim diyorlar. Diyoruz ya ayna karşındaki herkes her durum her olay senin bir aynan. Sen kendini görmek istiyorsan karşındaki durum olay ve kişiler üzerinden kendini gör diyoruz. Sonra diyor ki kişi nefsi natık deniyor. Konuşan nefsi diyor ki ya ben hiç de öyle biri değilim. Karşımdaki son derece bencil, son derece kibirli, son derece tembel ya da düzensiz ya da işte haksızlığa sürekli uğrayan ya da haksızlık yapan biri ya da çok zorba ya da çok zalim, değil mi? Özellikle güzel hasletleri insan almakta imtina etmiyor da ama güzel hasletlere karşı da insan yine "Aa, bu bana ait" demekten öte onu kıskanıyor, ona imreniyor, ona haset ediyor. Ya da onu bir nevi bazen daha da öte gidip bu kıskançlığını onu diğerlerine kötüleyerek dile getiriyor. Onun böyle gözüktüğüne bakmayın, aslında hiç öyle gözüktüğü gibi değil diyor. Değil mi? Karşıdaki kişinin haberi bile yok belki. O kendi kendine birileri üzerinden konuşup kendince onları kötüleyip aşağı çekerek kendini yukarılara çıkartmaya çalışıyor. Ya da ona olan, onda olan o güzel hasletlerden dolayı kıskançlığın onu kızgın ve öfkeli bir haline dönüştürüyor. Bu kızgınlığını, öfkesini ve nefretini diline yansıtarak ne yapıyor? Nefret söylemlerinde bulunuyor. Bakın arkadaşlar, bu anlattığım şeyler çok insani şeyler. Çünkü diyor ki Allah nefsi her şeyi yerleştirmiştir. İnsanın nefsinde her şey mevcuttur. Ancak diyor her insanın kendi nefsinde yani insan nefsinde pek çok şey bulunur. Ancak diyor insan bu kendi nefsinde bulunan pek çok halden bir kısmından haberdarken bir kısmından haberdar değildir. Onlar ona gizlenmiştir. Peki o gizli şeyleri diyor Allah nasıl açığa çıkartır? Kul bunların kendi nefsinde bulunduğunu bilmediği sürece. Hani dedik ya karşınıza çıkan iyi kişi, ay diyorsun ne kadar maşallah işte basiretli biri, ne kadar çalışkan, ben hiç onun gibi değilim diyorsun. Bak kendinden bilgin gizli belli ki aslında sen de öylesin. Ya da diyorsun ki ay ne kadar düzensiz, ne kadar tertipsiz bir adam ya da ne kadar cahil kelimesini kullandık. Bazen kullanırız ya böyle kelimeleri. Aslında bu da senden gizlenmiş, perdelenmiş, sana ait bilgi. Ama diyor ki Allah sende gizli olan bilgiyi sende sana ait bir surette var olduğu halde senin kendine ait bilmediğin, gizlide kalmış batın yönünü hayatında sürekli izhar ederek yani zuhur ettirerek, açığa çıkartarak sana bildirir. Yani hayatınızda sürekli var olan döngüler,
hayatınızda sürekli gelen duygular, düşünceler, kişiler, durumlar, olaylar aslında Allah'ın senin nefsinde gizli kalmış, kendini bilmediğin tarafını zuhur ettirip gösterdiği şeylerdir. O kıskanıp imrendiğin haller de sen nefsinde vardır. O aslında kötülediğin özellikler, haller de senin nefsinde vardır. Nitekim Allah nefse hem günah işleme hem takvaya erme, Rabbine yakınlaşma ve Rabbinden tamamen uzaklaşıp yoldan çıkma kabiliyeti vermiştir. O zaman kim iddia edebilir ki benim nefsim tertemizdir diye? Edemez. Çünkü ayet çok açık. Nefis kötülüğü emreder deyip nefsi emmareyi, Allah'ın katına yükselmekteki nefisten bahsedip Allah işte nefsi mülhimeyi, nefsi mütmaini, nefsi marziyeyi, nefsi raziyeyi ne yapar? İshar eder, ortaya koyar. Şimdi diyorsunuz ki hayatımda hem iyi hem kötü kişiler var. Çünkü insan hem iyi hem kötüdür. Hayatımda hem cimri hem pinti insanlar var. Hem de cömert insanlar var. Bu senin bir yönünle cömert, bir yönünle pinti olduğunu gösteriyor. Belki elindeki malı mülkü dağıtırken bilgi dağıtmayı bilmiyorsun. Ya da insanlara bilgi verirken mal mülkte cimrisin. Bilemezsin. Bu noktada biz iyi hasletlerin ruhumuzda, nefsimizde var olan marifet olduğunu bildiğimizde ve oradaki eksik kusurların, hataların, eleştirdiğimiz, yadırgadığımız, yargıladığımız yönlerin de giderilmemiz gereken kusur, eksik olduğunu bildiğimizde işte insan kendini bilmeye başlıyor. Ve insan kendini bildikçe Rabbini biliyor. O zaman Rabbi bilmenin yolu kişinin kendini bilmesindense ne yapacak? Hayatındaki olayları, durumları, kişileri, halleri okuyacak. Ama bu durumları, halleri okumamızı engelleyen durum ne? Duygularımız, değil mi? O anda ona karşı geliştirdiğimiz bir duygu, bir perdedir bakın. Duygular birer perdedir. Aslında o duygular bizim bu alanda harekete geçmemiz için bize verilmişken, nefret ya da sevgi, işte ne diyelim, muhabbet ya da kızgınlık, bütün bunlar bizim kızgınlık duyduğumuz olaylar bizde vakıf olduğu için, bizde var olduğu için onlardan uzaklaşmak gerektiğinin göstergesi. Nefiste böyle bir eksiklik, kusur ve hata var. Hadi bunu giderelim demek. Ama o gördüğün, muhabbet duyduğun haller de yine sana ait nefsindeki güzel hallerin neticesidir. Evet, diyor ki Allah senin nefsinde gizlediği şeyleri senin hayatında sürekli ishar eder, zuhur ettirir. Bu duruma misal olarak doktorun bilip hastanın bilmediği bir hastalığı verebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Yani doktor hastalıklar karşısında nedir? İlim ve bilgi sahibidir. O bilgiden haberdar olduğu için biz doktorlara ya da işte bir takım bilgisine güvendiğimiz insanlara niye gideriz? O noktadaki bilgiye sahip olduğu, bizim o konuda bilgisiz olduğumuz için gideriz, değil mi? Bir avukata gidersiniz hakkınızın ne olduğunu anlamak için. Bir doktora gidersiniz hayat bedeninizde var olan ağrının kaynağını öğrenmek için. İşte bir ekonomiste gidersiniz. Sahip olduğunuz işte kıymetli emtiaları ya da parayı ne yapacağınızı sormak için, bilgide yoksun olduğunuz şeyleri o bilgiye sahip olduğu kişilere ne yaparız? Biz sorarız, danışırız. İşte diyor ve o kişiler de bilir bunu. Bu noktada senin kendinde bilmediğin bilgidir. Hak senin. Ama nasıl hakkını alacağını bilmiyorsun. Hangi konuda hakkın olduğunu bilmiyorsun. Hastalık senin. Ancak hastalığın kaynağını bilmiyorsun. Hani kalp senin ağrıyor niye diye gidip başkasına soruyorsun. Ya da işte herhangi bir konuda bir problemin var. Dedik ya, bu fark etmez. Ekonomi olur, psikoloji olur. İşte hak olur, hukuk olur, felsefe olur. İlahi ilimler olur, bilgi olur. Aileme dair, kendine dair
bilincinle hatırlamadığın, bilmediğin bilgiyi, bu bilgiyi bilen insana sorarsın. İşte diyor, aynen onun gibi ve o karşındaki de bildiği surette sana bunu anlatır. Allah'ın yaratılmışların nefslerine gizledikleri de bunun gibidir. Hazreti Peygamber şöyle der, kendini bilen Rabbini bilir. Kendisi, kendisi iken herkes kendisini bilmez. O yüzden ben hep şu kelimeyi kullanırım, ben ve kendim. Bir ben var, bir de kendim var. Eşim bazen sorar, ne yapıyorsun? Ben ve kendim işte çalışıyoruz. Ben ve kendim muhabbetteyiz derim. Çünkü kendisi, yani başkası değil kişinin, kendisi iken herkes kendisini bilmez. Bir bakarsanız ki çok başka biri var aslında. Sizin içinizde, sizden başka. Bu sizin içinizde, sizden başka hem çok iyi hem çok kötü. İşte biz burada insanı şöyle bir duruma ayırsak, bir bilincimizle ve etrafta kendimizi bildiğimiz halimizle varız. Bir, nefsimize ilham edilmiş bizim Allah'ın vermesiyle sahip olduğumuz pek çok iyi ve kötü hasletlerimiz var. Ve hallerimiz var. Ancak hayat o nefisteki sahip olduğumuz pek çok hallere göre bize geliyor. Ancak biz bilincimizle kendimizi biliyoruz. İşte hep deriz ya, adınız, soyadınız, mesleğiniz, içinde bulunduğunuz roller, anne olmak, baba olmak, evlat olmak, onların o rollere dair yapılması gerekenler ne yapıyor bizi? Bir forma, bir kalıba sokuyor. Biz işte ne diyelim, insanlara elimizden geldiğince yardım eden, yardımsever, merhametli gibi gözüküyoruz. Ki bilincimizle öyleyiz, bedenen amelimiz o boyutta, niyetimiz de o boyutta. Bakın, siz diyeceksiniz ki Emine Hanım, niyetler de o boyutta. Çünkü niyetler bilinçle yapılan şeyler. Sen bilincinle yaptığın şey o amele ruh katıyor. Ama nefsinde bulunduğun, sana ait o gizlide kalmış kendin, onu da bilmediğin yönlerini etraftaki hayatında sürekli zuhur eden olaylar karşısında görmen gerekiyor. Birileri sana eziyet ediyorsa ya da birilerine eziyet ediyorsa, demek görüyoruz insanları. İşte hayvanlara zulmediyorlar, insanlara zulmediyorlar. Bu neyin göstergesi? Senin de nefsinde görmediğin insanlara, hayvanlara, başkalarına zulmeden bir tarafın var. O hayvanın eliyle işte itiyordur, ayağıyla vuruyordur. Sen insanlara dilinle yapıyorsundur bunu. Belki dilinle bile yapmıyorsun ama kalbinden buğz ediyorsun. Ya da hiçbir şekilde, hiç bir şekilde ortaya çıkmamıştır bu. Zaten burada Arabi diyor ki, bir şekilde zuhur eder, karşına gelir ve sürekli zuhur eder. O zaman biz sürekli şu içinde bulunduğumuz döngülerden bahsediyorsak ve o döngüleri kırmak istiyorsak, o döngülerin ne şekilde zuhur ettiğini görüp nefsimizde gizli kalan şeyleri bilebilir miyiz? Bilebiliriz. O zaman kişi nefsini bildikçe, ki nefis kendindir, hadi ona ego diyelim en bilinen ismiyle, o senin nefsin, kendin ve kişi kendini nasıl bilirse Rabbini de öyle biliyor. Arkadaşlar, ancak buradaki bilmek kalp ile yapılan bilmek. Çünkü kalpler bilen, gören ve işiten vasıflarıyla vasıflandırılmış Allah'ın katından. Sadece kalpler değil, bütün varlık, organlar da, bu gözler, burun, kulak, saçlar, her biri bilen, gören, duyan, işte hayat sahibi, ilim sahibi, yani bilgi sahibi vasıflarıyla vasıflandırılmış. Nitekim ayet-i kerimede geçiyor ya, sizler yaptıklarınızı inkar ettiğinizde işte eller konuşmaya başlayacak. Sen diyeceksin ki ben öyle bir şey yapmadım, el konuşacak, yaptım. Ayaklar konuşacak, gittim. Gözler konuşacak, baktım. O yüzden bir organ bozuluyorsa o organ kendi fıtratı dışında kullanıldığındandır. Bu fıtrat dışı kullanmak
İlla ay bu elinle kötülük yaptın değil. Belki son derece iyisin ve bu eli hep iyilikte kullandın. Ancak bu iyilikte kullanırken kendine belki zulmettin. Bugünkü insanlığın hastalıklarından bir tanesi kişinin başkalarını kontrol etme, başkalarının hayatını yönetme ya da başkalarının hayatındaki ihtiyaçlarını giderme noktasında aşırılaşırken kendinden, vaktinden, bedeninden, hayatından çalması. Yani bu eller sadece birilerinin malına, mülküne uzandığında olmuyor hırsızlıkla. Sen kendi hakkından çalıyorsan, ki bugün hepimiz, özellikle ebeveyn, bugünkü ebeveynlerde bu çok var. Ben şunu hatırlıyorum, bugün böyle bir şeyi fark ettim yani. Ben gerçekten, yani 11 yaşından beri söyleyeyim, 11 yaşından beri hani sabah namazlara saatimi hep kurarım ve hep kalkarım. Allah'ın izniyle tabii ki uyanamadığımız zamanlar var ama anneme de tembihlerdim beni kaldır diye. Ama kendim de o saati kurardım. Şimdi sen bir şey istiyorsan amelen bunu desteklemen lazım. Annene beni kaldır dedin, saatini kurdun, kalktın. Bu senin kendine ait sorumluluğunla ilişkili. Şimdi ben bugün çocukların işte gitme saatleri var. O diyor ki anne ben şu saatte gideceğim, beni bu saatte kaldır. Öbürü diyor ki bana bu saatte kaldır. Dedim ki yavrum saatlerinizi kurun ve kendi sorumluluğunuzu alın. Sonra bu cümleyi kurarken şunu fark ettim. Onları bu sorumlulukları almaları noktasında hiç alan açmamışım ki. Hep ben kaldırmışım. Onlar böyle saat kurma ihtiyacı hissetmemişler çünkü Emine var saat olarak. Değil mi? Hem de dürten, sallayan, zorla kaldıran bir Emine var. Saatten daha etkili. Şimdi buna alışmış bakın. Sen bir şeyleri kişilerin hayatlarını yönlendirdikten sonra hadi ben çekiliyorum dersin, kişi kalır. Onlara düşen o saati kurmak, bana düşen de onların sorumlulukları almaları noktasında onlara rehberlik yapmak. Ki içten içe şöyle anneleri yadırgadığımı fark ettim. Yani çocuk kendi kalkar, giyinir, gider. Sen nasıl annesin? Kaldırıp göndermen gerekmiyor mu? Bakın, bu aslında insanların hem çocuklarımıza karşı, onların kendi hayatlarında sorumlu, yetkin olmalarını, yeterli olmaları noktasındaki gücü almamıza sebebiyet veriyor. Hem de onların da aslında, bakın ben onu da görüyorum, Allah'ım diyorum nasıl bir istidatla yarattıysan, onlara her alanda hizmet eden anneleri var, babaları var. Hani bizler bugün bazen annelerimizden, babalarımızdan şikayet ederken, bu senin nefsindeki gizli kalan halin aslında. Ve en çok yorulan ve şikayet edenler kimler biliyor musun? Hani bunu yaptığı halde sonra şikayet eden, ben senin için şunu yaptım, bunu yaptım, şuraya gittim, buraya geldim. Nefsindeki yapmak istemeyene rağmen yaptı, gitmek istemeyene rağmen gitti, etmek istemeyene rağmen ettiği için kişi şikayet ediyor. Kişi yine kendinden şikayet eder aslında. Yani nefsindeki gitme demiştir, bu bilinciyle anneyim ben gitmeliyim der gider. Ya da işte patronum der, insanım der, yapmalıyım der. Bazen sevilmek, bazen istenilmek. Bazen takdir görmek, bazen onaylanmak için bunu yapar. Bazen dışlanmamak, bazen yadırganmamak, bazen yargılanmamak için bunu yapar. Birileri için sürekli bir hareket ve halde bulunur. Aslında kişi her daim kendi için bir takım hal ve hareketlerde bulunur. Bazen kendi inadına, bazen kendinin istediği surette hal ve hareketlerde bulunur. Ancak bilinciyle bundan habersiz olabilir. O yüzden bilincinizle kendinize ait bir bilgiden haberdar olmadığınızda kendinize karşı bir cahillik geliştirmiş olursunuz. Ondan sonra da cahil oluyorsunuz bu durumda. Etrafa ne kadar cahilsin dersiniz. O senin cahilliğindir. Biz cahillik deyince işte kitap okumamış, onu görmemiş, işte deneyim tecrübesinden ders çıkartmamış insan olarak algılarken kişinin en büyük cahilliği kendisiyle ilgili olan, kendini bilmemesiyle ilgili olan. Ve tabii ki kendini bilmeyenin Rabbini bilmeye imkanı var mı? Kendini yaratanı bilmemesiyle ve kendini yaratanın yarattığı alemi bilmemesiyle ilişkili.
Şurada işte kuşlar konuyor birbirine, işte o atlıyor. Bizim burada kargalar, hatta kuzgunlar çokça. Ki ben kendilerini çok severim. İşte yiyeceğini alıyor. O bir şey saklıyor. Bazen çıkıyorum balkonda izliyorum. Öbürü geliyor, onun sakladığı yere girecek ya, bu o tekrar fark ediyor. Yani sürekli dönüp dolaşan durumlar var. Bu durumlar bazen dikkatini çekiyor, bazen dikkatini çekmiyor. Ama sürekli etrafta bir hal oluyor. Nitekim ayette Allah diyor ya, Allah her an bir şen üzerinedir, bir olay üzerinedir. Alem her an Allah'ın ol demesiyle her alanda ve zamanda, zerre miskalden en büyük devasa miskale kadar derecede sürekli bir oluş halinde. Sen o oluşların hangilerine şahit oluyorsan, hangileri senin hayatında sürekli ishar ediliyorsa, sürekli gösteriliyorsa, gözüne sokuluyorsa, kulağına duyuruluyorsa, bir şekilde o konuda bilgi sahibiysen, hele ki bu bilgi sahibi olduktan sonra bir de duygu besliyorsan bu duruma karşı, sevgi, kızgınlık, öfke, nefret, artık neyse bu içtinap, sen bunu buna dair bir şey besliyorsan ve yaşıyorsan, zaten seninle ilgili, ben hep duygu varsa sizle ilgili derdim, artık bu cümlemi tekrar revize ediyorum. Sen herhangi bir konuda bilgi sahibi olduysan, bir şekilde, mesela bazen ben kitapçıya gider kitap karıştırırım. İşte kitapların kimini alırım, kimini almam. Şimdi ya da işte okurken de öyle. Kimine bu ne demiş derim. Bazen işte dinlediğim, izlediğim insanlara karşı da bunu yapıyorum. Ancak diyor ki Allah, alim kişi, bilgi sahibi kişi, bilgisinin mertebesine göre Allah katında bir mertebe kazanır. Bilgisiyle amel etmese de siz o kişilere karşı diyor edepli ve ahlaklı olun. Şimdi ben az önce epey bir ders aldım. Şu 18. cildi bir nevi öğüt kitabı gibi yazmış. Gerçekten de çok ne yapmam gerektiği bazı konularda böyle kendimle ilgili şikayetimin olduğu alanlarda çok güzel öğütler var burada. İşte arkadaşlar, kendi bilmeye geçecek olursak, olayları, durumları okumak, bakın ben bunu semboller suretler eğitiminde anlatıyorum. Yani bilişsel yenilenme metodu semboller suretler eğitiminde biz birkaç çeşit okuma öğretiyoruz. Durumları, olayları, kişileri okuma. Sezgisel okuma çok başka. Diyor ki Arabi, Allah diyor bazıları siz insanlara bilgiyi ilham eder. Bazen de siz bir bilgiyi Allah'ın yine size verdiği akıl ve akıl gücüyle, fikretme gücüyle, hafıza, hatırlama gücüyle, his gücüyle, idrak gücüyle fark eder, bilirsiniz. Hayal gücüyle fark edersiniz. Evet, akletme ve fikretme gücüyle elde edilen bilgiler kıymetlidir. Ancak Allah'ın ilham ettiği bilgi çok daha kıymetlidir. Bazen bir kişi aklettiği, fikrettiği bilgiyi kendinden bilir. Aa, ben ne kadar süperim. Evet, sen süpersin, ancak Allah'ın seni süper kılmasıyla süper oldun. Çünkü o akıl gücünde, fikir gücünde senin nefsine yerleştiren Allah'tır. O zaman arkadaşlar, bu hayatta hayatı, bakın bu bahsettiğimiz akıl gücü, fikir gücü, his gücü, idrak gücü, hayal gücü, tasvir gücü, hafıza, hatırlama güçleri nefisteyse, o zaman nefiste de, nefis de benim kendimsem ve bu nefiste benden gizli kalan, bana ait istidatlar, eksik ve kusurlar, iyi ve kötü hasletler varsa, benim nefsimi bilmem bu hayattaki yolumu bulmamda öncelikli unsur olmalı. O zaman ben hayatımda olan durumları, olayları, hastalıkları, problemleri bu gözle görmeye başladığımda bile, ki ilahi kademde amaç kişinin kendi bilmesi ise, ben o zaman etraftaki gördüğüm kusurları, hataları, demek ki benim de bu tarz kusur ve hatalarım var ki gözüme gözüktü. Çünkü nefis kendinden başkasını bilmez. Aynı olaya bakarsanız, birine göre o olay rahmettir, birine göre gazaptır. Siz mesela bir annenin evladına kızmasını dersiniz ki, ay ne kadar merhametsiz bir anne dersiniz. Evladına da kızdı. Başkası der ki, bence son derece disiplinli bir anne der. Aynı olayda.
İşte az önceki verdiğimiz örnek var ya, saatini kalksın, kursun, kalksın çocuk diyen bir anne benim gözümde merhametsizken, o annenin belki çocuğunu yetiştirme tarzında disiplinli olma, prensipli olma, inisiyatif alabilecek güç ve kabiliyete erişme noktasında bir göstergedir bu. Ve zaten o çocuk o fıtrattadır. O çocuk o fıtratta olduğu için anne ona öyle muamele eder. Kocan, eşin, hocan, ken, aslında sen onlarda kendine ait gördüğün, nefsinde gizli kalmış yönüne kızgınlık, öfke besliyorsun. O yüzden biz bilişsel yenilenme metodunda kızgınlık ve öfkeyle affetme çalışması yaparken kişinin kendi kendini affetmesi üzerine çalışırız. Çünkü görüntüde annene babana olan kızgınlığın ya da yargılamaların aslında kendine yaptığın yargılamadır. Bilincin bunu fark etmese de kalpteki nefis bunu bilir. Başkalarına olan kızgınlığı affetmek, kendini affetmeye giden yoldur. Bir derecededir. Zaten kişinin kendini bilmesi de mertebe mertebe, derece derecedir. Hayvanları sevmek, hayvanlardan nefret etmek, bitkileri sevmek, bitkilerden nefret etmek, göğü sevmek, ilmi reddetmek, ilmi bilmek için bu yolda yürümek, kendince hareket etmek, her şey kişinin kendincedir. Şimdi o zaman ben artık hani biriyle aynı fikirde olmadığında diyeceksin ki evet, onun nefsi bu açıdan böyle bir bilgiye sahip. Yani ruhta bilgi, ilahi bilgi çok. Rabbin ilham ettiği bilgi çok. Ama nefsin derecesine göre kişi bu bilgiyi aklediyor, fikrediyor, hatırlıyor, hıfzediyor, tutuyor. Bakın mesela yine nefiste bir güç var ki hıfzetme gücü. Yani bir bilgiyi nefsinden büyük meziyeti almaktır zaten. Hani ruh vermek, nefis almakla vazifeli özellikle. Siz oradaki ortamda bulunan bilgiyi alırsınız. Sizde var olduğu için. Mesela bazen işte travma dediğiniz şey, bir olay, bir hadise bir evde yaşanır ama evdeki herkes aynı derecede etkilenmez. Herkes kendi nefsince, kendince o olayı algılar. Bu vehim gücüdür, gene nefiste vardır. İdrak eder, sonra o haliyle hıfzeder. Aynı olayda biri kendini çok değersiz hissederken biri kendini çok güçlü hisseder. Aynı olay birini değersiz kılmışken birini güçlü kılar. Ama burada kişiyi güçlü kılan, kişinin yaşadığı olay, hadise ya da durumdan ziyade kişinin nefsindeki akletme ve fikretme derecesidir. Şimdi bu bilince sahip olan kişi artık etrafındaki kişileri suçlamaktan, onları kızgınlık, öfke, kin beslemekten uzaklaştıkça, kendini gördükçe, nefsin şöyle bir kabiliyeti var, kalpte, yeri kalpte olduğu için kalp var olan bu bilgiyi beyne ve bütün organlara ve bütün hücrelere ilham ediyor, yayıyor, değil mi? Kalp kan aracılığıyla bütün bu bilgiyi yayıyor. Ve siz artık kendinizden haberdar olduğunuz için artık bu olaylar hayatınızda zuhur etmemeye başlıyor.